dökülüyor onlar. Biz stresten göre, dökülüyor göre, ya sanki. Var gitmez. Kasaya asayın ya, güzel bu. Evet, eldivenle seçiyorsunuz. Evet. Tamamen hijyen düşünüyorsunuz. Aynen öyle. Öyle. Ne yapacaksınız şimdi? Eve gidince yıkayacak mısınız? Evet, yıkayacağız. Daha kapıdan içeri sokmadan direktmen lavaboya yıkayacağız. Peki neden siz seçiyorsunuz? Bunu satan esnafa bırakmıyorsunuz? Ne bileyim, kendiler teklif etmedi. Teklif etseydi ben yapmazdım bunu. Armut. Çilek çok güzel. Çilek. Anladım, bir yarım kilo tadım var. İhracat yok bu aralar, tatlı çilek abi, güzel. Yarım kilo. Ucuzladı o yüzden. Yarım kilo çilek Ahmet. Abi ya. Öyle öyle. Öyle. Hah. Böyle yap Fatih, böyle. Onları şimdi de yapalım. Bu zor şekilde satış daha kolay oluyor. İsmet yasak. Acıyorlar. Burada öncelikle zaten insanlara uzak durmaya çalışıyoruz. Eldiven, bilhassa eldiven kullanmaya çalışıyoruz. İnsanla iletişim olarak biraz daha ileri veya geri hareket olarak. Peki ısrarla sen dokunma, ben seçmek istiyorum diyenler oluyor mu? Elbette ki oluyor onlar. Onlar da anlayacağı değiller. Bu sadece bizim sağlığımız ve sizin de aynı şekilde olmanız gerektiği gibi ve diğer insanların da olması gerektiği şekilde olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki ısrarcı olanlar isterse, çünkü biz bunu zorla vermiyoruz, almak isterlerse. Çünkü biz ve seçerken de nasıl istediklerini tek tek söylüyoruz. Orta boy, küçük ve göstererek veriyoruz. Ve zaten iki sınıf yapıyoruz yaptığımız ürünleri. İyisini bir tarafa, normal olanları bir tarafa. İnsanların anlayacağı değiller, anlayacağı ürünleri veriyoruz. Satışlar bir 10 günlük patlama yaşandı. Ama 3-4 gündür beklediğimiz gibi düşüşte. Çünkü insanlar artık yavaş yavaş olayın ciddiyetinin farkına vararak çağrılara ayak uydurmaya başladılar. Yani azaldı müşteri sayısı. Koronavirüse karşı nasıl bir tedbir aldınız? Valla şu an için hani bence hani kendi düşüncem adına bir eldiven takarak çok büyük bir tedbir almış sayılmayız da. Şu pazarlar hani sokağa çıkma yasağı gelmedikçe hepimiz risk altındayız. Bu eldiven falan maske korumaz. Çünkü binlerce çeşit insan var. Şu eldivene hani günde 100, 150, 200, 300 tane para değiyor yani. Para zaten virüs yuvası. Yasaklandı. Israrla kendisi seçmek isteyen oluyor mu? Vallahi şöyle söyleyeyim, hani halkımızın %70-75'i bilinçli. Ama bir %20-25'lik kesim var. Yani onlar hala ısrarla
Sanki biz kendi hayrımıza, kendi malımızın, hani kötü malım yok zaten benim. Hani adam ısrarla diyor ki seçtirmiyorsan almıyorum. Tamam, alma. Önemli değil. Önemli olan milletin ve kendimizin sağlığı. Ne gibi önlemler aldı? Biz kendi önlemlerimizi öncelikle aldık. Müşterinin önlemi için de malımızı seçtirmiyoruz. Seçme yasağı geldiğinden beri ürünlerimizi seçtirmiyoruz. Meyvelerimizi seçtirmiyoruz. Daha onlar istiyorlar, biz veriyoruz. En iyisinden vermeye çalışıyoruz. Size gördüğünüz, az önce çektiniz mi çekmediniz mi bilmiyorum. O şekilde gidiyoruz şu anda. Seçmek için ısrarcı davranan oluyor mu? Davranan oluyor ama biz ikna edici kelimelerle, konuşmalarla onları ikna ediyoruz. En iyisinden vermeye çalışıyoruz. Ya poşetleme mesela 4 kilo yapıyorum 10 lira. Tek tek mesela 2 kilo isteyene 2 kilo yapıyoruz böyle hazır poşet içinde. Veya şu sistem olarak tek tek diziyorsun. Yasak, arkadan istediği boy. Orta boy istiyorsa orta boy, iri boy istiyorsa iri boy. Müşterinin isteğe göre. Hani demesinler ki ben büyük istiyorum, küçük veriyorum, küçük istiyorum, büyük veriyorum. Yani isteğe göre en iyisi, nasıl istiyorsa sistem böyle. Seçmeyerek daha iyi. Çünkü bunu ellememesi daha önceden de mikropların çoğunlukla meyvelerin üzerinde, sebzelerin üzerinde olduğu için en iyisi seçmemek olarak daha da iyi, daha da güzel. Satışlar arttı mı? Satışlar, millette biraz korku var olduğu için satışlar arttı. O da satışlar çok nadir olan şey. Portakal, patates, yani böyle C vitamini olan şeylerde olur. Diğerler hepsi durumlarda düşüş var bildiğime göre. Abi ne yapıyorsun? Abi ya ben bir şey aldım. Abdest mi dolduruyorsun abi? Hadi. 5-10 dakika sonra gel. Tamam. Onu sefer. Tamam.